Yani şu an ben portföyünde senin Solana görüyorum, ADA görüyorum, AVAX görüyorum, DOT görüyorum, Tether görüyorum. Norveç ve Yunanistan'ın toplam yıllık bütün tüketimini topla, Bitcoin'in yıllık tüketimine eşit. Altınla değer saklamak aslında çok rasyonel bir şey değil. Bitcoin ilk olduğu için Satoshi'nin romantizminden dolayı belki de ben yapay zekacı olmak istiyorum diyorsa Ethereum o yönden bana çok kıymetli geliyor. Ama biliyorsun bizde de öyle bir insan var. Doğru. Onu pazarlamıyor ama. Yatırımın Sosyal Hali Ortam Podcast'inin 6. bölümünde İstanbul Maslak ofisimizde Burak'la beraberiz. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Şu an ortağın en iyi getiri getiren yatırımcılar listesinde 4. sırasındasın. Yani aslında hani seni tanıdığım kadarıyla biraz da kriptoya yeni sayılırsın. Doğru. Ama önce bir istersen seni tanıyalım. Burak Özgen Güner kimdir? Burak ben. 37 yaşındayım. Bilgisayar mühendisiyim. Yapay zeka ve veri analitikleri alanında çalışan bir yazılım firmamız var. Nova DSA adında. Zekeriya Köy'de yaşıyorum. Güzel. Hayırlı olsun. Peki nasıl bir yatırımcısın? Şu an ortağın en iyi dördüncü yatırımcısı birikimlerini nasıl değerlendiriyor? Aslında ben sepete inanan bir insanım. Yani sepet yatırımı yapıyorum. Hani altında da, dolarda da. Hı hı. Borsada da hissem var. Hı hı. Şimdi kriptoya girdim yeni yeni. Kriptoda da bir meblağ tutuyorum. Hı hı. Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela kriptoda bundan sonra sanki %10 tutacağım gibi hissediyorum. Yani. Hı hı. Tabii değişebilir zaman zaman ama işte borsada %10 gibi, emlakta %50 gibi. Hani şu anki kafamda olan oranlar böyle. Anladım. Peki kripto tarafına biraz odaklanalım. Şu anki en azından konumuz, hı hı, gereği. Evet. İçeride 150 bin TL yönetiyorsun. Evet. Nasıl bir his öncelikle? Başkalarının parasını yönetmek. Açıkçası çok garip bir his. Çünkü ben trader değilim. Hı hı. Ama buraya bile gelirken bir 30 bin daha geldi falan gibi. Böyle bir garip hissediyor insan. Hı hı. Yatırımı da etkiliyor bu arada, yani şey değil. Çünkü başka paralar da var. Hani sadece kendi paranız da yok. Bir şeyler düşünmek zorunda kalıyorsun ama güzel bir his yani. Hoşuma gitti. Öyle söyleyeyim. Güzel yani. Güzel peki. Güzel. Peki şeyi konuşalım. Yani Burak kripto tarafında nasıl bir yatırımcı? Kriptolarını neye göre seçiyorsun da şu an dördüncü sıraya yerleşti? Açıkçası ilk etapta şunlara baktım. Normalde kripto currency'de işte o coin'leri regülatörlerin puanladığı bir sistem var. Böyle 9 farklı kriterde değerlendiriyorlar. Hı hı. İşte bunun içinde foundation bilgisi de var, reputation bilgisi de var, cyber security de var, sürdürülebilirlik, enerji dostu olma hikayesi de var falan. Onları baz alarak bir sepet gerçekleştirdim. Ama çoğunlukla yani hepsinin tek ortak özelliği sürdürülebilir enerji dostu şeyler olması, coinler olması, öyle söyleyeyim. Anladım. Yani şu an ben portföyünde senin Solana görüyorum, ADA görüyorum, AVAX görüyorum, hı, DOT görüyorum, Tether görüyorum. Bunların dışında senin bu bahsettiğin 9 tane kriteri sağlayan başka coin'ler var mı? Var. Tabii ki var. Birkaç tanesinden bahsetsene mesela. Neler var? Yani Ethereum based biraz daha olan, hı hı, başka şeyler de var. Coin'ler de var. Ama bunların için yani en bilindik olan Bitcoin bunların içinde değil mesela. Hı hı. Çünkü yani enerji tüketimi konusunda çok kötü bir durumda Bitcoin. Hı hı. Ve ben bunun gelecekte mutlaka bir sorun çıkaracağını düşünüyorum. Yani Bitcoin'in geleceğini çok iyi görmüyorum açıkçası. Böyle yani bunların dışında işte Litecoin var. O da güzel yani, o da o parametreleri karşılayan bir coin. Ama yani hani tabii bu işin uzmanı olmadığım için yani aradaki küçük fark, yani bir tanesinin mesela Foundation'da eğer %40 ortaklık varsa, yani ben bir tane coin'in %40 ortağıysam o bir sıkıntı mesela. Çünkü istediğim zaman orada pump dump istediğim her şeyi yapabiliyorum ya. Yani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Benim sepetimde bunların hiçbiri yok. Yani en güvenilir ve regülatörler şeyler tarafından da böyle geçmiş olan kriptolar var, öyle söyleyeyim. Anladım. Ya bence bu arada temel analiz yapmak, yani senin dediğin gibi böyle daha hani eskilerin deyimiyle aman şuradan patlar bu, hı-hı, denebilecek, aynen, konulara aynen dikkat etmek, red flag'lere dikkat etmek bence önemli bir konu bu arada. Yani basit yaklaşınca genelde
işler çok daha iyi gidiyor diye düşünüyorum. Ben senin başarını da o yüzden çok da şey görmüyorum. Yani tesadüf olarak görmüyorum. Peki şeyden bahsettin, yani şu 9 kriterden bahsederken sürdürülebilirlikten, enerjiden bahsettin. Evet. Orası niye önemli bir konu sence? Yani çünkü iklim krizi geliyor. Yani ne olacağını bilmiyoruz. 10 yıl, 15 yıl belki de çok erken. İstanbul için 5 yıl falan bile olabilir. Ne olacağı belli değil. İstanbul yani. İçin belki de vakit geçti. Geçti. Yani sürekli İBB mesaj atıyor. Aman dikkat falan yani. Hani çok sanki sonuna doğru geldik ve hani belki bir iki senemiz kaldı gibi bir durum var. Dolayısıyla çevreyle ilgili artık her şey bizim için çok önemli. Ama ben bunu işin başka bir boyutuna bırakıyorum. Asıl hikaye kripto dünyasında da olabilir. Diğer dünyada, yani bütün üretim dünyası her şeyde. Yani enerji maliyetlerini ne kadar düşürüyorsan o kadar avantajlı bir noktaya geliyorsun. O kadar sürdürülebilir oluyorsun. Ne kadar az tüketim gerçekleştiriyorsun, su olabilir. Başka bir şey, karbon salınımı olabilir. Daha avantajlı bir noktaya geleceksin. Ki bunlarla ilgili regülasyonlar şu an yolda. Yani sen karbon vergisi de ödüyorsun. Yarın öbür gün bence su vergisi de ödeyeceksin falan gibi birçok hikaye var. Ve burada tabii ki sürdürülebilir coinlere yatırım yapmak bana daha mantıklı geliyor. Yani ben onları da gelecek görüyorum ve diğerlerinde inan gelecek görmüyorum. Yani gelecek görmüyorum derken inanmıyorum yani diğerlerinin gelişim. Ben bunlara inanıyorum ama yani sürdürülebilir olanlara inanıyorum. Aynen, Bitcoin'in üstünü çizdin zaten. Şu an ya enerji... Ben uzman değilim yani, ben çizsem bir şey değişmeyecek ama ben yatırım yapmayı tercih etmem yani. Yani. Evet, ya ben Bitcoin'le ilgili şöyle düşünüyorum. İşte altının mesela yani değer saklama aracı olarak böyle çok geleneksel bir yeri var. Yani aslına bakarsan çok anlamsız. Öyle mi dersin? Yani bence öyle. Çünkü neden? Sarı böyle bir tane değerli bir metal, yani şey bir metal yani. Evet, ne oluyor? Oksitlenmiyor. Saklanabiliyor. Evet, evet. Duruyor. Ama onun haricinde abi yani onu çıkarmak için yani bir ton toprağı hallaçlıyorsun. İçinden işte birkaç tane gram altın çıkartıyorsun. Ağaçlar maağaçlar her şey, yani bir tepeye giriyorsun, yok ediyorsun aslında bakarsan. Yani o yönden baktığın zaman, hani doğayı koruma vesaire yönden baktığın zaman değer saklamanın daha kolay çözümleri olabilir diye düşünüyorum. Yani bir veresiye defteri aslında bakarsan altından daha çok iş yapabilir durumda. Ama iletkenlik falan bilmiyorum ama. İletkenlik abi ise yani endüstrideki kullanımı çok daha düşük. Öyle ya. Diyorsun. Yani şu an tamamen değer saklama amacıyla kullanılıyor. Yani iletkenlik altının kullanımında çok düşük bir oranda. O yönden bakınca da aslında yani bana çok altınla, yani en azından tamam iletkenlik olarak diyelim. Hani o zaman endüstride bir kullanımı olacak ama altınla değer saklamak aslında çok rasyonel bir şey değil. Hani benim geleceğim nokta orasıydı. Bitcoin'le değer saklamak da Bitcoin ilk olduğu için Satoshi'nin romantizminden dolayı belki de yine böyle insanların geleneksel olarak abi ilk kripto buydu deyip devam edecekleri bir şey olabilir gibi geliyor. Ama onun haricinde ben de şeye çok katılıyorum, yani bu kadar enerji tüketimi varken hani bu muhasebe, ben kriptoları hep biraz muhasebe defteri tutmaya benzetiyorum. Hani böyle bir defter tutmak için neden şeye ihtiyaç olsun, bu kadar enerji tüketimine şeye ihtiyaç olsun diye bakıyorum. Ethereum o yönden bana çok kıymetli geliyor. Ama Ethereum'u hani sen niye tercih ediyorsun? Biraz da onu konuşmak istiyorum. Yani sen bir datacı bir insan olarak Ethereum'la ilgili veya yani, Ethereum based kriptoları tercih etmekle ilgili ne söylemek istersin? Aslında söyledim. Yani daha az enerji tüketmeleri en büyük sebebi bu. Çünkü mesela Bitcoin Norveç ve Yunanistan'ın toplam yıllık bütün tüketimini topla, Bitcoin'in yıllık tüketimine eşit. Ve Ethereum çok çok altında, yani %1'i falan gibi bir fark var. Yani bu sürdürülebilir gelmiyor bana. Yani benim tek sebebim bu. Yani Ethereum based kriptolara yönelmem, onlara yatırım yapmamız sebebi de bu. Bu sürdürülebilirdi. Ya aynı şey bu arada yapay zekada falan da var. Orada da çok büyük bir computation var yani ama... Neyse onları da konuşuruz, hani konu oraya gidişse. Yok, bence direkt konuşalım. Nova'dan zaten en başta biraz bahsettik. Evet. Yani yapay zeka tarafını da konuşalım. Aynen dediğin gibi çok ciddi bir computation var orada. Çok. Ne bekliyor bizi yapay zeka tarafında? Bilmiyorum. Göreceğiz. Vallahi göreceğiz. Ne bekliyor bilmiyorum. Ama bu OpenAI'lar falan hani... Çok ya generatif veya ya sürekli konuştuğumuz, böyle gördüğümüz konular... Aslında güzel. Yani iyi ki yapılmışlar. İyi ki büyük işte o big tech firmalar tarafından bunlar gerçekleştiriliyor. Çünkü
ya inan herkes bu işi yapmaya çalışsa korkunç bir competition. Yani korkunç bir aslında nasıl söylenir? Ya bu bilgisayarın 4 tane çekirdeği var ya. Aha. 4 çekirdek aynı anda 4 tane işlem yapıyorsun anlamına geliyor. Evet. Şimdi düşün. Yapay zeka dediğimiz şey aslında bu milyarlarca possibility ya olasılığı hesaplama için kullandığın milyonlarca çekirdek düşün. Ve bunların hepsinin aynı anda çalıştığını düşün falan. Yani korkunç bir şey. Çok büyük bir şey. Tüketim, masraf yani. Aha. Dolayısıyla ne oluyor? OpenAI çıkıyor. İşte Amazon'un Bedrock'ı çıkıyor. İşte Facebook'un Llama'sı çıkıyor. Onlar sana diyor ki ben yaptım tamam. Yani herkes yapmasına gerek yok. Ben yaptım. Siz bunu kullanın diyor mesela. Bilmiyorum. Hani konu buraya da nereden geldi bilmiyorum ama şey. Yani direkt AI'dan geldi aslında bakarsan. Okay. Şimdi AI ile ilgili benim bir çekincem var. Şimdi son 10 seneye baktığım zaman özellikle böyle işte mobil cihazlara sahip olan Apple gibi şirketlerin ya da dataya sahip olan Google gibi, Facebook gibi şirketlerin şeyde rekabette çok öne çıktığını, çok daha büyük hani o yaratılan değerden, pastadan çok daha büyük bir pay aldığını görüyoruz. Şimdi AI dediğin şey de senin bahsettiğin biraz önce yani hesaplama gücü, datayı kullanma. Tamamen zaten yani bu dataya sahip olan, bu datayı işleyebilen kim varsa aslında onların çok daha hakim olabileceği bir alan gibi geliyor bana. Yani bu son 10 senedeki Big Tech dediğimiz o firmaların büyümesi sanki AI ile beraber devam edecek gibi hissediyorum. Ama bir yandan da aslında işte AI'ya gireceğim diyen daha küçük çaplı yine iyi başarılı ekipleri olan firmalar var. Yani burada geleceği nasıl görüyorsun? Yani bu tamamen Big Tech'lerin hegemonyasında bir dünya mı bekliyor bizi? Yoksa gerçekten küçük firmaların da kendi nişlerini yaratabileceği bir dünya var mı? Bu çok kişisel merak ettiğim bir konu ama seni buraya almışken bence bunu cevaplayalım. Ben de kişisel kendi düşüncemi söyleyeceğim. Tabii. Çünkü bu şey bir konu. Big Tech, Big Tech. Yani evet sana yani sonuçta OpenAI mesela nasıl oldu? OpenAI şirketi kuruldu. Sonra bunlar bir noktaya gelmek için computation power'a ihtiyaçları vardı. Ve Microsoft sadece dedi ki ben senin bana işte %41'ini ver. Ben sana işte veya 40 hatırlamıyorum. Ben sana computation noktasında tamamen bütün şeyi vereceğim. Sonsuz. Aynen. Yani ne kadar istiyorsan kullan. Hani biraz önce bahsettim ya milyonlarca çekirdek aynı anda çalışıyor. Hı-hı. Onu sana sağlayacağım dedi. Ve Hı-hı. onun ortağı oldu mesela. Hı-hı. Düşün ne kadar önemli aslında computation. Yani çok Hı-hı. büyük bir maliyet kalemi gibi düşünebiliriz. Milyonlarca dolar gibi düşün. Ama bunlar birileri yapacak ki sen onları kullanabilirsin. Şimdi mesela LLM diyoruz. Mesela şey language işte yani yazı okuma dil işleme, falan dil aynen. işleme falan gibi hikayelerde de mesela biz OpenAI kullanmak zorundayız. Çünkü orada yapılmış bir iş var zaten. Hı hı. Ve bir daha bir şeyleri train etmek zorunda falan kalmayacağımız nokta orası oluyor. Hı hı hı. Tabii ki başka training setlerde falan onları kullanmıyorsun. Niye OpenAI en daha iyisi? Veya işte Amazon'un şu an Bedrock'u var mesela. Hı hı. Bedrock belki daha iyi hani bakıyoruz. Bu gibi ürünleri de kullanabiliyorsun. Ve bunu sana aslında yani küçük yazılım firmalarını şey yapmıyor bu hikaye. Daha da küçültüyor falan gibi bir durum. Tam tersine biz çok hızlı bir şekilde yazılım yapay zeka yazılımları çıkartabiliyor oluyoruz mesela. Veya bizim gibi firmalar. Zaten onlar da bunu istiyor. Yani onların derdi hani diğer küçük firmalar küçülsün falan gibi bir dertleri yok. Sadece benim platformlarım kullanılarak büyüsün gibi bir dertleri var. Bizim yani herkesin büyümesi, bu firmaların büyümesi herkesin kârına, kendilerinin de kârına. Önemli olan bu ihtiyacın yani üretim olsun, e-ticaret olsun o sektörlerdeki bu ihtiyacın artması. Onu arttırmak için de böyle işler yapılması gerekiyordu. Ya bence o ihtiyacın artması biraz da zaten hani son ürünün bir hayatı kolaylaştırmasıyla alakalı bir konu. Yani sen yapay zekayı koydun işte e-ticaret tarafında atıyorum işte tedarik zinciri tarafında müşterinin zaten bir şeylerini problemlerini çözüyorsan ona bir değer yaratıyorsan o alan büyüyecek demektir. Çünkü diğerleri rekabette geride kalmak istemeyecek. Ben senin söylediğinden şunu anlıyorum aslında burada yine belli nişlerde işini iyi yapan firmalara her zaman değer kesinlikle. Yaratmak için fırsat bence olacak öyle. Diye anlıyorum. Bence öyle yani. Bence burada bir Nova'dan da bahsedelim. Yani Nova DSA ne yapıyor peki şu an böyle yapay zekaya doğru kayan veri analitiği dünyasında? Bizim aslında odaklandığımız nokta şirketlerin özel ihtiyaçlarında çözüm bulmak. Hı-hı. Yani mesela şirketin bir üretim yeri var ve orada enerji maliyetleri çok yüksek ve bunu bir şekilde yani yazılım olmadan, yapay zeka olmadan bir şekilde önüne geçemiyor. Bu gibi noktada biz gidiyoruz. O üretim tesisi için ona özel bir yazılım gerçekleştirebiliyoruz. Ya da
dil işleme anlamında da mesela bir tane ürünümüz var, OpenAI üzerinde yazdığımız. Kategorizasyon yapıyor. Yani ticket kategorizasyon, başka kategorizasyonlar yapıyor. Ama yazıların neyle ilgili olduklarını sınıflandırıyor mesela. Hı hı. Bu birçok noktada aslında sektörlerde ihtiyaç olan bir şey ve bunu şu an birçok şeyler istiyor, firmalar istiyor. Başka bir ürünümüz mesela blockchain üzerinde yazdığımız sertifikasyon ürün. Hani giriyorsun da işte veriyor ya bazı şey, eğitim şeyleri, oradan bir sertifika veriyor. Mesela onun altyapısını kurmak. Hani blockchain'den bahsetmedik ama blockchain'de işte silinemeyen database gibi düşünebiliriz. Asla ve asla oradaki bir şeyi silemiyorsun. O sayede onun üzerinde sertifika yapmak daha mantıklı oluyor. Hı-hı. Sertifikaları oradan gösteriyorsun falan. Böyle yazılımlar gerçekleştiriyoruz ama tabii yaptığımız başka şeyler de var. Şu an aklıma gelmiyor. Yani... Nova tanıtımına da girmeyelim. Evet ama... evet çok fazla da şey yapmıyorum. Ama güzel işler yapıyoruz öyle söyleyeyim. Yani evet, eğleniyoruz evet. Biz yaparken. Yani hem güzel işler yapıyorsunuz hem de aslında dünyanın gittiği tarafa evet. Doğru progresif işler yapıyorsunuz. Ben bir de yani daha genç insanlar da bizi izliyor, dinliyor olabilir. Böyle bir alanda çalışmak, Nova gibi bir şirkete çalışmak için nedir doğru işte eğitim, kariyer, başlangıç noktası? Nasıl insanlar için bu daha uygun bir iştir? Ondan da çok kısa bahseder misin bitirmeden? Yani bizim firmada mühendisler var. Hı-hı. Bilgisayar mühendisi var. Endüstri mühendisi var. Mühendis var. Yani başka bir şey yok. Yani genelde hı-hı. mühendisler çalışıyor tabii. Özellikle hı-hı. bilgisayar mühendisleri oluyor. Çünkü bu işleri genelde onlar yapıyor. Ama şimdi tabii bu yapay zeka falan dediğimiz konu biraz kolay bir konu değil. Yani bunu yaparken bir yapay zeka algoritması geliştirirken böyle data science'a da kayabiliyor insanlar. Yani bazı hazır algoritmaları kullanarak oradan yapay zeka yazıyorum gibi değil de data science başka bir şey. Yapay zeka başka bir şey. Ve biri eğer ben yapay zekacı olmak istiyorum diyorsa ama bunu çok ciddi yapmak istiyorum diyorsa bence önce mühendis sonra da matematikçi olmalı. Yani o kariyer petinde ilerlemeli. Ki ikisini birleştirdiği zaman o zaman işte çünkü ikisi de var. Yani ciddi var. Bu tabii interdisipliner bir hikaye oluyor. Hem bilgisayar mühendisi olacağım hem yapay zeka matematikçi olacağım falan. Kolay bir iş asla değil. Ama ben çok iyi yapay zekacı olacağım diyorsam bu... Kombo lazım. Evet yani. Veren LTE'inden hoşlanmak işte datalarla oynamayı sevmek yetmiyor. Yetmiyor ya. Okey. Yetmiyor. Ya çünkü orada yani özel bir konu oluyor. Onu düşünebilmek, matematiksel bazı hikaye, olasılık falan evet ama bunların hepsini beraber düşünebilmek gerekiyor. Biliyorsun bizde de öyle bir insan var. Doğru. Onu pazarlamıyorum ama yani. Evet var. Mert'e de buradan selamlar. Evet, selam. Valla... Çok teşekkürler ben katıldığın için. Hem platforma katıldığın için hem podcast'e katıldığın için. Hem bir yatırım sahibi olarak bir yandan da yatırımcı olarak aslında ortakta hikayeni bizimle paylaştığın için. Ayağına sağlık tekrardan. Çok keyifli. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok güzel bir program. Eyvallah. Sağ ol.